Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Salat ve selam, hidayet ışığını bizlere sunan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, onun güzide ailesine, seçkin ashabına ve şerefi Kur'an ve sünnette arayan tüm müminlerin üzerine olsun. Muhterem Müslümanlar, dini kıssa ile anlatmak, İslami geleneğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Zira bizim hayatımız ninni ile başlar, kıssalarla devam eder. Bugün çocukların zihinlerini kirleten internet, oyun ve çizgi filmler yerine geçmişte büyüklerin anlattığı kıssa ve hikayeler vardı. Gençlik o günlerde bu kıssalarla yetişiyor ve büyüyordu. İnsanın hayatında kalıcı ve etkili bir iz bırakan kıssalar, insanlık tarihinde önemli bir eğitim aracı olmuştur. En zor konular bu kıssa ve hikayelerle zihinlere kazınarak açıklığa kavuşmuştur. İnsanın şahsiyet eğitimini sağlayan Kur'an-ı Kerim, tarihi kıssalara yer vererek insanı terbiye etmeyi amaçlamıştır. Bu sebeple Kur'an'ın birçok suresinde kıssa ve örneklemelere sıkça rastlanır. Kur'an'ın hacim olarak dörtte birine karşılık gelen kıssalar, Kur'an'ın üç ana konusundan birini teşkil eder. Bu üç ana konu, muhkem ayetler, müteşabih ayetler ve kıssalardır. Muhkem ayetler, hüküm ayetleridir. Meseleleri helaller ve haramlar çizgisine oturtan, kulun sosyal, siyasal, ekonomik eğitim alanları gibi bütün hayatına düzenlemeler getiren hüküm ayetleridir. İman ve amel gerektiren ayetlerdir. Müteşabih ayetler ise genel anlamda gayba ait konular içeren ayetlerdir. Kıyamet, ahiret, cennet, cehennem gibi konuların anlatıldığı ayetler müteşabih ayetlerdendir. Bunların konusu amel değil, sadece imandır. Kıssalar ise İslam dün yaşandı, bugün de yaşanabilir gerçeğini geçmişten ve önemli şahsiyetlerin hayatından örnekler vererek ortaya koyan ayetlerdir. Böylece Rabbimiz bizden muhkem ayetlerle iman etmemizi, müteşabih ayetlerle imanımızı zinde tutmamızı, Kur'an kıssaları ile de geçmişten ibret alıp hayatımıza yön vermemizi ister. Kur'an'da birçok peygamber kıssası anlatılır. Mesela Yusuf suresi ayet 3'te Rabbimiz buyurur: sana bu Kur'an'ı vahyederek en güzel hayat hikayesini biz anlatıyoruz. Yine Kasas suresi ayet 3'te iman eden bir toplum için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız buyurmaktadır Rabbimiz. Yine muhterem Müslümanlar, Rabbimiz ilk nesil Müslümanlarını örnekler ve kıssalarla eğitmiştir. İlk inen sureleri incelediğimizde bu gerçek görülmektedir. Alak suresinde Resulullah aleyhissalatü vesselamın namazına tahammül edemeyen ve Allah karşısında kendini kayıtsız gören azgın insan profili Ebu Cehil üzerinden resmedilerek gündeme getirilir. Kalem suresinde de bahçe sahipleri örneğiyle Allah'a rağmen hayat yaşayan kişilerin isyanları ve Allah'a dönüşün nasıl gerçekleşeceği anlatılır. Müzzemmil suresinde Musa Firavun kıssası, Müddessir suresinde ise Velid bin Mughire'nin Kur'an'ı boşa çıkartmak için yaptığı
entelektüel çıkışları ve fikri savruluşları anlatılır. Yine bu surenin sonlarına doğru cennetlikler ile cehennemdekiler arasında geçen konuşma hikaye biçiminde zikredilir. Fatiha suresinde de Allah'ın gazabını üzerine çeken ve doğru yoldan sapan kişilerin kimler olduğu ardından indirilen Tebbe suresinde örneklendirilerek anlatılır. Gazaba uğrayan kişinin tipik örneği Ebu Leheb. Kocası sebebiyle İslam'la yollarını ayıran ve dalalete düşen kişinin örneği ise Ebu Leheb'in eşi Ümmü Cemil olarak zihinlere kazınır. İlk inen surelerde ve genel olarak Kur'an kıssalarında geçmişe, şimdiye ve geleceğe dair hayata yön verecek konular anlatılır. Bu vesileyle tarihi, yaşadığımız anı ve istikbali yeniden değerlendirmemiz sağlanır.